Bugünkü basın toplantımızın ana maddeleri, ilk yarı değerlendirmesini yapacağız. Kamp sürecimiz, ikinci yarıya hazırlıklar. İlk yarıda bilindiği üzere iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyoruz biz teknik ekibimizle, futbolcularımızla beraber. Playoff hattında 4. sırada bitirdik. İkinci yarı başlaması itibariyle Antalya'da bir 12 günlük kamp sürecimiz oldu. 12 günlük kamp sürecimizde 3 tane futbolcumuzla yollarımızı helalleşerek ayırdık. Hali hazırda kampa katamasak dahi 6 tane yeni transferle sezona başladık. Tabii burada gönül isterdi ki biraz daha uzun olsun ikinci yarı, daha iyi hazırlanalım. Ama bol takımların çokluğundan dolayı ikinci yarı etabı biraz kısa federasyon tarafından kısa tutuldu. Hazır olmadan işte maçlara başladık. Şu anda bu noktadayız. 6 tane transferle bir tane daha katmayı düşünüyoruz. Bir arkadaşımız da bugün yarın katılır Allah'ın izniyle. Transferimizi kapatacağız. Tamamen lige odaklanacağız artık. Hedefimiz Allah'ın izniyle, biz buna inanıyoruz yani takım olarak, teknik ekip olarak. Şampiyonluğa bir kere inanıyoruz. Yani playoff kesinlikle. Buna kimsenin şüphesi olmasın. Biz inandığımız yolda yürüyoruz. Bilindiği üzere teknik ekibimizle yeni sözleşmemizi uzattık. Teknik ekibimizle devam ediyoruz. Burada bizim Bayburt'tan beklentimiz şuydu. Sezon başından beri biz bunu söylüyoruz. Yani bize sahip çıkılsın. Yani bu takıma sahip çıkılması konusunda sezon başından beri, ta Afyon kampından beri biz bunu söylüyoruz. Yani neden bu takım yalnız bırakılıyor? Sadece her şey maddiyat değildir. Manevi olarak da neden yalnız bırakılıyor? Mesela yani biz bugün tribünlerimizi neden dolduramıyoruz? Biz bir yerlerde eksik yaptığımızı düşünüyoruz. Kendimizi yani check ediyoruz. Tabii ki herkesin eksiği vardır ama yani tribünde taraftarımız neden yok? Hava şartları müsait olduğunda da yoktu. Hava şartları şimdi soğuk, yine yok. Yani bir yerde bir şeylerin düzelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Burada ben özellikle birkaç kişiye vurgu yapmak istiyorum. Bize her zaman, bizim her zaman yanımızdaydılar ve hala da olmaya devam ediyorlar. Başta Muhammed Karaoğlu, Anzentrum firmasının sahibi. Bu abimiz bize sezon başından beri her zaman yanımızda, maddi ve manevi olarak her zaman yanımızda. Şemsettin Çalışkan'ı zaten söylemeye gerek yok. Geçen sene yaptıkları ve bu sene hala ne zaman bir şey başımız sıkışsa Şemsettin Bey'i arıyoruz. Vali Bey'imiz, özellikle kendisine çok teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızda. Belediye Başkanımız Hükmü Pekmezci, biraz önce de kendisiyle beraberdi. Her zaman bizim yanımızda. Yani maddi ve manevi olarak her zaman yanımızda. Spor İl Müdürümüz Adem Köse. Yani bu saydığım şahıslar bizim her zaman yanımızda olan insanlar. Bir kişiyi atlamayalım. Hayrettin Bey, Hayrettin Koçyiğit. Özel İdare Genel Sekreteri, Hayrettin Koçyiğit. Bu şahsın yaptıklarını anlatmış olsam, inanın ki Bayburt'taki bu büyük iş adamları utanırlar. Ama bu benim içimde kalsın, bunu da zamanı geldiğinde söyleyeceğim. Hayrettin Koçyiğit'in özellikle yapmış oldukları, yani kendi şahsı olarak, kurum olarak değil, şahsı olarak yapmış olduklarını anlattığım zaman inanın ki iş adamları utanır. Ama bunu da söyleyeceğim. Ya bu insanların dışında bize böyle gelip de bu kulüp benim kulübüm diyen kimseyi ben göremiyorum. Biz aylardır, yıllardır çalışıyoruz. Emek veriyoruz. Yani takım olarak, teknik ekip olarak, biz yönetim olarak emek veriyoruz. Ama maalesef yani gördüğümüz şeyler bizi gerçekten yıpratıyor. Şimdi yeni bu bir haftanın içerisinde iki tane sponsorluk anlaşması yaptık. Bu sponsorluklar, bir tanesi özellikle Can Türk Alagöz Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bize yani kilometreler var aramızda. Iğdır'dan gelip bize transfer şey oldu, sponsor oldu. Kendisine özellikle teşekkür ediyorum yani sizlerin huzurunuzda. Biz bunu Bayburtlardan beklerken Iğdır'dan geldi. Biz şimdi kripto swaps'la, kripto para biliyorsunuz bu son dönemlerde çok şey oldu. Onunla yeni bir sponsorluk anlaşması yaptık. Aynı zamanda sırtımıza da onu sponsor olarak aldık. Bir de biliyorsunuz token çıkacak. Bunlarla ilgili anlaşmalarımızı bitirdik. 1 Şubat itibariyle biz kendi sosyal medyamızda yayınlamıştık. Ocak itibariyle çıkacak diye, ocağın sonu. Ama 1 Şubat'ta satışlarımız başlıyor. Bunlara tabii kendi hemşerilerimizden, bizi sevenlerden destek bekliyoruz. Almaları bizim kulübümüzün kazancı. Kendi paraları zaten kaybolmuyor. Kripto para biliyorsunuz. Kendi paraları kaybolmuyor. Bize destek manasında bunda şehrimiz ve dışında olan hemşerilerimizden desteklerini bekliyoruz.
Sonuç şu, bir senedir biz, geçen sene itibariyle bir senedir biz elimizden ne geliyorsa şehir için, takım için yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Biz söylediğimiz şuydu, bu takım sezon başı itibariyle sahip çıkılırsa tarih yazar, sahip çıkılmazsa tarih olur demiştik sezon başı itibariyle, bunu hatırlarsınız. Sahip çıkılmadı ama tarih olmayacak. Biz bu işi başaracağız. Biz istiyoruz ki yanımızda hemşerilerimiz de olsun. Biz bunu istedik hep. Hemşerilerimiz olmasa dahi biz bu takımı tarih yazan bir takım yapacağız. Biz aile olarak buna inandık. Aile dediğimizde bizim bu takım, teknik ekip ve biz. Ama biz bu aileyi çoğaltabilirdik. Hala ben ümitliyim. İnşallah olacak. Bekliyoruz. Bu başarıda herkesin katkısı olmasını bekliyoruz. STK'ları bekliyoruz. Özellikle vurgulayarak söylüyorum. Ticaret odasını bekliyoruz. İnşallah gelecekler. Sözlerimi burada sonlandırırken sponsorlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Özellikle Şemsettin Bey ve Hayrettin Koçyiğit Bey'e huzurlarınızda gerçekten kulüp olarak çok çok teşekkür ediyorum. Muhammed Karaoğlu zaten söylemeye gerek yoktur. İsmini aldık, başımızın üstünde taşıyoruz. Sorularınız varsa alabilirim. Gelir gideri ne durumda yani? Borcu var mı herhangi bir futbolcuya veya başka bir kuruma? Borcu var mı bu konu hakkında? Kulübümüzün hiçbir futbolcuya borcu yok. Borçlarımızı biz tamamen ödedik. Hatta şöyle bir şey yaptım, sizinle paylaşabilirim. Aralığın yok. Geçen ayın 21'inde biz bir sponsorluk anlaşması imzalayacaktık. Onlara güvenerek, yani çünkü görüştük. Biz futbolculara, ben şöyle bir protokol verdim. Bu Türkiye'de bir ilktir. Onu yaptım. Şu tarihte paranızı ödemezsem serbest kalacaksınız diye futbolcuların hepsine protokol verdik. Bu hiçbir kulübün yapmadığı bir şeyi yaptık. Futbolcularımıza protokolleri verdik. 2 gün gecikti. Biz ayın 29'unda paralarını ödedik. Şu anda bu futbolcularımızın hepsi serbest kalabilir. Ama öyle bir duruş sergilediler ki, onurlu insanlar bunlar. Bu futbolcularımızın hepsi burada kaldı, gitmedi bir yere. Ve müthiş bir şekilde transfer teklifleri geldiği halde. Bizde bir yılda aldıkları paranın 2 katını sadece ikinci yarı için verdikleri halde gitmedi futbolcular. Biz dedi bu şehri seviyoruz, biz sizi seviyoruz, biz burada mutluyuz, burada da başarılı olacağız, şampiyon olacağız dediler ve böyle yaptılar. Yabancı futbolcuların hiçbir tanesi Bayburtlu değil. Bayburtlu 4-5 tane futbolcumuz var içlerinde. Bunlar Konyalı, Çorumlu, Amasyalı, İzmirli futbolcular. Bayburt'u 500-600 bin lira rakamlara terk etmediler ama Bayburtlular bizim yanımızda yoktur. Kısaca net. Anadolu kulüpleri genelde imece usulü yürütülüyor. Kendin iş adamları veyahut işte kurum ve kuruluşları bazı noktalarda el atıyor kulüplere. Var mı size el atan hani bir güzellik yapan ekstra bir deplasmanınızı karşılayalım veyahut işte oradaki masraflarınızı biz görelim. Böyle bir destek görüyor musunuz Bayburtlu iş adamlarından veya kuruluşlardan? Size bunu da söyleyeyim. Bir, Topçuoğlu İnşaat var. Hasan Topçuoğlu ve abisi. Onlar bize destek oldular. Deplasman, biz 11 deplasmana gittik. 11 deplasmanda İsrafil Çalışkan Maraş deplasmanımızı karşıladı. Amcam oluyor kendisi. O masraflarımızı. Yıldıray Kılıç Bey var. Ali Yeneroğlu Bey var. Onların ikisi beraber Afyon deplasmanımızı karşıladı. Masrafımızı, otel masrafımızı. Tekirdağ Derneği, Velimeşe deplasmanımızı karşıladı. Sakarya Valimize çok teşekkür ediyoruz. Sakarya deplasmanını karşıladı. Başka da karşılayan olmadı. 3 kişi. 3 kişi yani. Ve biz buralara inanın ki kendi imkanlarımızla gidiyoruz. Yani bize gelip de ya bir mesela derneklerimiz, mesela biz Kocaeli'de çok büyük bir sıkıntı yaşadık. Kocaeli Derneğimiz bizim Kocaeli Kupa maçında deplasmanımızı karşılayacağını söyledi bize. Gittiğimizde karşılamadı. Bu kadar basit bazı şeyler de var. Bunları da söylemekte şey var. Hatta biz oradan Veli Baştürk Bey var. Kocaeli Spor'da da aynı zamanda yönetici. İsim olarak da vereyim, ben bunları da yayınlamanızı da isterim. Veli Baştürk Bey dedi ki tamam dedi, ben size gün alıyorum, siz gidin sonradan ödersiniz. Biz sonradan da o otelin parasını kendimiz karşıladık zaten. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Şu yani bu şehir
Bir tane profesyonel takımı var. Başka bir yok. Bir tane takımı var bu şehrin. Biz taraftarıyla, iş adamıyla, STK'larıyla hep birlikte olmak istiyoruz. Ve ümidimizi hala koruyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz. Başarısız bir takım değil, başarılı bir takım. Ben çok başarılı buluyorum. Şampiyonluk hedefimiz hala devam ediyor. Bu takım şampiyon olacak, bu takım PTT'ye çıkacak. Biz buna inandık. Şehri inandıramıyoruz. Basit ez cümle, şehri inandıramıyoruz. Neden böyle? Eksik mi var diyoruz, kendimizi hep check ediyoruz. İnsanların da kendisini check etmesini istiyoruz yani şahsen. Başka bir takımımız yok. Bayburt Özel İdare, Anzentrum, Bayburt Özel İdare Spor. Profesyonellikle mücadele eden ve inanın ki gittiğimiz, yani deplasmanlara gidiyoruz, o takımlara imrenir hale geldik. Seyircisiyle bütünleşmiş, STK'larıyla bütünleşmiş. Mesela taraftarlarımızdan bazıları yanımızdaydı, Afyon'a gittik. Protokolde başkan olarak kendime yer bulamadım. Protokol dolmuş. Tribün zaten full, 10 bin kişi. En dipte izledim protokolde. Yani yer bulamadım kendime. Şimdi biz bunlarla mücadele ediyoruz. Sakarya hakeza 15 bin kişiye oynuyor. Protokolde yer yok. Kime gidiyorsa, Hekimoğlu imkanları belli. Yani Hekimoğlu bugün Türkiye'nin en zengin kulüplerinden bir tanesiydi. Bodrum, Ankara, Van, Adıyaman, Maraş. Biz bunlarla mücadele veriyoruz. Ve inanın çok başarılıyız. Niye bu başarıya sahip çıkılmıyor ki şehir olarak? Bu kadar basit bir şey. Yani bir Vali Bey'le, Hükmü Bey'le, Hayrettin Koçyiğit'le, Şemsettin Çalışkan'la, Muhammed Karaoğlu'yla, 3 kişiyle mi bu işler olacak? Yazık. Celil Çalışkan olmazsa bu kulüp olmayacak mı yani? Tabii ki birileri sahip çıkar ama önceki sahip çıktıkları belli, nasıl sahip çıktıkları. Bakın siz gazetecisiniz yani, gelin şu tesisi bir gezin. 5 yıldızlı otel konforundayız şu anda. Kurumsal bir kimlik almış. Biraz önce ben size bahsettim. Kulübe yaklaşılmıyordu borçtan. Marka değeri bile yoktu. Şu anda federasyonda bizim marka değerimiz 3 milyon euro. Bu sağladı bu iş. Bu takım sağladı bunu. Daha ileriye gidebiliriz. Bu kadar. Başka sorusu olan var mı? Taraftarlardan soru var mı? Taraftarlarımız yeni transferi merak ediyorlar başkanım. Ya zaten taraftarın beklediği sadece transfer. Başka bir şey yok. Transfer gelecek mi? Ne olacak? Ha bu transfer nasıl geliyor buraya? O soruyu kimse sormuyor. Transfer sezonu kapattık. Bitti. Bir tane alacağız, başka yok. Sponsor teklifi veya arayışı var mı? Ben sponsor arayışlarıma devam ediyorum. İki firmayla daha görüşmelerim var. Bu ikisinin haricinde iki firmayla daha görüşmelerimiz var. İnşallah onlar da olacak. Ben yabancı bir firma getirmek istemiyorum buraya açıkçası. Yani dışarıda. Kendi hemşerilerimiz var. Çok güçlü firmalarımız var. Bir de geçen onu da atlayacaktım, şey yapmayalım. Dinçer Bey, Azapan. Dinçer Azapan Bey'i bir sosyal medyada gördüm ben. Kendisi bizim Bayburt'un değerli iş adamlarından bir tanesidir. Kendisiyle biz gurur duyuyoruz. Nasıl Bayburt Grup'la gurur duyuyorsak, kendisiyle de gurur duyuyoruz. Getir firmasıyla nasıl gurur duyuyorsak, kendisiyle de gurur duyuyoruz. Benim kendisiyle herhangi bir temasım olmadı. Kendisini aramadım. Sadece ben Sinan Engin Bey vasıtasıyla kendisine ulaştım. Kendisi bana daha önceki yönetimde bir sıkıntı yaşadığını, ondan dolayı yardım etmeyeceğini söylemişti. Bu sosyal medyada şöyle bir algı, başkan onu aramış falan. Benim kesinlikle onunla herhangi bir temasım olmadı. Kendisine ben aramda, tabii ki takımımızda, hatta yönetici olarak bile görmek isterim ben kendisini Bayburt Spor'da. İnşallah yani yanlış anlaşılma ya mahal vermeyelim. Bizim o anlattığı kişiyle bizim ve Şemsettin Bey'in yönetiminden herhangi bir temasımız olmadı. Yani sadece ben Bayburt Spor'da onun çok samimi olduğu, arkadaşı olduğu için Beşiktaş'ta eski futbolcu, spor yorumcusu Sinan Engin Bey vasıtasıyla bir görüşme ayarlamasını istedim. Kendisi eski yönetimde bir sıkıntı yaşadığını, ondan dolayı Bayburt Spor'la ilgili herhangi bir tasarrufunun olmadığını bize iletti. Biz de takdirle, saygıyla karşıladık. Bu kadar. Geçen bir sosyal medyada bir şeyler paylaşmış da yöneticinin bir tanesi onu aramış falan. Bizle alakası yok yani, onu demek istiyor. Ha, gurur duyuyoruz. Öyle bir hemşerimiz var. Öyle bir Galatasaray'da zaten kendisi sponsor, yönetici. Nasıl Nazım Salur Bey'le gurur duyuyorsak Fenerbahçe'ye sponsor oldu. Burası da Bayburt Spor, kendi toprakları. Burada da görmek isteriz şahsen kendilerini. Başkanım, konuşmalarınızdan aldığımız kadarıyla burada en kritik şey protokolle alakalı bir açıklamanız oldu. Burada gurbette olmalarına rağmen takıma sahip çıkan oyuncular burada nasıl kaldı? Bir kez daha duymak istiyoruz. Ve bunlar sonuçta gittikleri her yerden para kazanacaklardı. Bu işin maddiyat olmadığını, burada nasıl kaldıklarını ve bunların burada yalnız kalmamaları gerektiğini düşünüyorum ben. O konuda desteklerin, bunun bir kez daha söylenmesinde fayda olduğunu, desteklerin de artık daha fazla gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben şunu söyledim, tekrar söylüyorum. Bayburt Spor, ikincilik kırmızı grupta,
şampiyonluğu oynuyor. Buradaki arkadaşlarımız, futbolcu kardeşlerimiz bize inanıp güvendikleri için burada kaldılar. Ve bu şehri sevdikleri için burada kaldılar. Bayburt da bu takımı sevsin. Yani bunlar kadar. Bu şehri sevdiği için, bakın yemin ederek söyleyebilirim size. Bir yılda aldıkları paranın iki katını yarı dönem için verdiler bu futbolculara. İsim verebilirim size. İsim isterseniz isim de verebilirim futbolcu. Hangi kulüp ne verdi? Bütün futbolcularımıza, bir tanesine değil sadece. Bütün futbolcularımıza. Ama bu futbolcular şunu söyledi. Dedi ki, başkanım biz seni seviyoruz. Verdiğin her sözünü tuttun. Biz bu şehri seviyoruz. Biz bu şehri, hedefi nereyse oraya götüreceğiz. Siz hiç merak etmeyin dedi. Ben de başkan olarak bu futbolculara ve bu teknik ekibe layık olmak için mücadele veriyorum. Ben yalnız kalmamam gerek. Benim demek istediğim şey de bu. Başkanım bir sorun olacak. Evet. Bayburt'taki esnaftan bir destek görüyor musunuz? Göremiyoruz. İkinci bir sorun da kumanyalarınızı nasıl tedarik ediyorsunuz? Kumanyamızı da kendi cebimizden karşılıyoruz. Göremiyoruz. Parası da geciktiği zaman market mesela. İsim vereceğim, bunları da söyleyeceğim. Bu marketlerin ismini de yarın öbür gün söyleyeceğim. Paramız da geciktiği zaman kumanyayı kesmiyor, vermiyor. Diyor ki veremiyorum. Kusura bakmayın diyor. Bu takım yabancı bir takım. Diyemiyor ki. Ya al bir aylık kumanya benden diyemiyor. Para yoksa kulübe mal yok diyor. Peşin paramızla mal alamıyoruz. Geri geliyor. Buna inanın ha. Bu var. Ha bu marketlerin isimlerini de söyleyeceğim. Şimdi taraftarımız bekliyor. Yani Bayburt halkı da bekliyor yani o kadar şey değil. Bayburt'tan para kazanıp Bayburt Spor'a sahip çıkmayan insanlarla biz yeri geliyor mücadele veriyoruz. Buna da bir dipnot olarak ileteyim size. Bunları yakında söyleyeceğim hepsini. Peki başkanım seyahatleri nasıl gibi yani? Seyahatleri şöyle, seyahatleri zaten uzun yerlere uçakla gidiyoruz. Burada sağ olsun bazen Süleyman Bey, Süleyman Seyhan, Bayburt Seyahat bizi şeylere götürüyor, havaalanlarına götürüyor. Bu başka bir şey yok. Kendi imkanlarımızla gidiyoruz. Başkan taraftarım bir sorusu var. Geçtiğimiz yıllarda Bayburt Spor'un bir takım otobüsü vardı. O otobüse ne oldu? Bayburt Spor'un neden bir takım otobüsü yok yazmış birisi. Siz başka dilden mi konuşuyoruz? Anlamamışım ne dediğimi. Gelsinler sahip çıksınlar olsun her şey. Ya bu kadar basit bir şey yani. Takım otobüsü, eskiden takım otobüsü eskide kalmış. Biz yeniye bakıyoruz şu anda. Gelsinler diyoruz ki gelin taraftar olarak maça gelin. Bilet alın maça gelin. En azından şu güvenlikçi paralarını cebimizden vermeyelim yani. Biz bunu söylüyoruz yani. Takım otobüsü neden yok? Bu takım olduğuna dua etsinler. Başka var mı bu sorunuz? Başkanım anlattıklarınızla giderlerin fazla olduğu gözüküyor. Bunu belki şimdi sırası değil ama bir sonraki toplantınızda aylık ne kadar market gideri, yol masrafı bunları bir bilanço şeklinde yayınlasak kulübün nasıl döndüğünü herkes görse daha faydalı olur mu? İnsanlar da sizin nasıl şeyle baş ettiğinizi daha net görmüş olur. Ciddi harcamalar var. Grupta harcanan paraları çok iyi biliyoruz. Paylaştığınız birçoğunu, transferleri. Yani kulüpler kolay dönmüyor. Burada yalnız kalmış hissi var biraz. Öyle anladık konuşmalarınızdan. Daha fazla destek muhakkak olmalı. Ama onu kağıtta bilanço şeklinde açıklarsak onu da daha faydalı olur mu? Onu da açıklarım. Onu da açıklarım. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şu anda şampiyonluğu oynayan takımların sadece futbol takım bütçeleri 30 milyon. 30 milyon. Bunu net olarak söylüyorum. Şampiyonluğu oynayan takımların şampiyonluk bütçeleri 30 milyon. Sadece bizim grupta birkaç tane takım ikinci yarıda yaptıkları transferler 15 milyon. Biz öyle bütçelerimiz de yok. Bizim sadece bütçemiz şu, inancımız. Bunu biz başaracağız. Takım olarak, ekip olarak, teknik ekip olarak biz bunu başaracağız. Allah'ın izniyle inşallah bu takım PTT'ye çıkacak. Bizim sadece istediğimiz bu. O sizin sorunuz soruda ben bunu bir dahaki toplantıda hem isim olarak hangi market bize ne yaptı? Market giderimiz ne? İşte deplasman giderlerimiz ne? Transfer bütçemiz ne kadar? Personel giderimiz ne? Ben bunların hepsini açıklayacağım bir dahaki toplantıda. Ben inanıyorum biz çok zorluktan atladık. Çok zor günlerden atladık. Hani bizim buraların bir lafı vardır. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Biz bu ayazı da millete teker teker söyleyeceğiz. Çok teşekkür ederim her şey için. Ayağınıza sağlık. Başkanım taraftardan bir soru daha gelmiş.
Senede 20 takım şehrinde ağırlayan oteller neden Bayburtspor'a yardım etmiyor? Gittik etmiyorlar. Hatta bir otelin bir tanesinde dedik ki kahvaltı verelim. İsim de sana sonradan vereceğim. Dedik ki biz kahvaltı verelim. Parasını da biz ödemek şartıyla. Otelimizin bir tanesi, o, bu üç büyük otelimizden bir tanesi. Bir tanesi dedi ki Bayburtspor benim için bitti dedi. Bitmiş dedi. Bir tanesine de dedi ki kahvaltı verelim takıma, bize bir hesap çıkar. Kahvaltıyı 60 lira söyledi. Biz de dedik ki ya kahvaltı 60 lira olur mu? 30 liradan bize ver, Bayburtspor'uz biz dedik bari. Parasını vereceğiz. 60 lira dedi. Bir tanesi bize sponsor oldu.